Siz aradan bakalım. Tamam, merhaba. 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 Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yusuf Başkanımıza ve bize gösterdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli bakanımıza, şehrimizi ve ilçemizi teşrif ettiği için teşekkür ediyor. Mikrofonu kendisine takdim ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, çok kıymetli Akşehirli hemşehrilerim, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sabah erken vakitte Konya'mıza geldik. Doğru soluğu Akşehir'de aldık. Biraz daha buradayız. Peşinden Doğanhisar'dayız, Ilgın'dayız, Kadınhan'dayız ve merkeze geçtikten sonra orada da programlarımız var. Yani epey bir ara verdik ama hem özlem gidermek hem de 31 Mart mahalli idareler seçimleriyle ilgili AK Parti Cumhur İttifakımız adaylarımıza destek vermek, güç vermek, onlarla beraber sizlerin huzurunda sizleri dinlemek için bugün buradayız. Günümüzün bereketli olmasını diliyoruz. Değerli kardeşlerim, 14-28 Mayıs'ta Akşehir'imiz, bütün ilçelerimiz ve Konya'mız AK Parti ve Cumhur İttifakı'na gerçekten çok büyük destek verdi. Her birinize minnettarız, her birinize Allah razı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir 5 yıl büyük ve güçlü Türkiye ideali ve Türkiye yüzyılı için belirlenen o vizyon esasına göre külliyeye çok güçlü bir şekilde gönderdiniz. Hakeza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın gücü hamdolsun belli. Böylelikle hem merkezi yönetim olarak hizmet ediyoruz, gece gündüz demeden durmadan, ama aynı zamanda 31 Mart'ta mahalli idareler seçimiyle büyük şehirler, il şehirleri, ilçe ve belde belediyeleri ve bunların arkadaşları, yönetim arkadaşları olan meclis üyelikleriyle de ilgili büyük bir heyecanla bütün ülke satında seçim süreci devam ediyor. Biz İçişleri Bakanlığı olarak 4 Haziran'da ben göreve başladım. O günden bugüne hiç durmadan duraksamadan ışığımız sönmedi. Kara vatanda, deniz vatanda, siber vatanda Türkiye'nin huzuru diyerek yollara çıktık. Ve biz gece gündüz demeden, bakın, hain terör örgütü PKK başta olmak üzere terör örgütünün her birine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Ve başta PKK olmak üzere, biliyorsunuz değerli arkadaşlar, bunların ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörü kaynağından, sınırımızın ötesinden, Savunma Bakanlığımız, İçeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber biliyorsunuz nokta atışıyla bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımızda ne yapıyoruz? Hamdolsun biz hukuk devletiyiz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? Organize suç örgütlerine, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi? Kafes ve mahzen operasyonlarıyla bunları ne yapıyoruz? Alıyoruz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Biz milletimize hiçbir suç işlemekte kibirlenenlerin şekil yapmalarına müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Bakın değerli kardeşlerim, bunlarla da ilgili gece gündüz demeden en büyüğünden en küçüğüne ayrım yapmaksızın bunların da karşılarındayız ve organize suç örgütünün yanında, değerli kardeşlerim, zehir tacirlerin yanında
çok hassas olduğumuz bir konuda nedir? Düzensiz göçle mücadele ve bunlara sebep olan, sözüm ona kibirlenen düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden beri bunlarla ilgili sayılarını her gün veriyorum biliyorsunuz. Ve 2024 yılının içerisinde göreceksiniz, göçün kaynağında mücadelemiz, hudutlarımızdaki hudut kartallarımızın duruşu ve içeride bizim İçişleri ailesi olarak göz açtırmadan mobil göç araçlarımızla birlikte bunları sorunsuz, sıkıntısız yakalamamız ve memleketlerine geri göndermekle ilgili kararlılığımızı hiçbir gün ara vermeksizin Allah'ın izniyle devam ettirmeye kararlıyız. Ve bunları da her zaman sizlere sabahleyin günün aydınlığı, bereketi üzerimize doğduğu zaman sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğiz değerli kardeşlerim.